Tülay'ın annesi Kıyafet ablanın gerçekten beni de çok şaşırttı. Hafta sonu bize de söyledi. Ben bir şey hatırladım dediği o şeyi dün açıklayamamıştım. Süre yetmedi. Çünkü Oktay'la ilgili bir gelişme olmuştu biliyorsunuz. Jandarmalar eve geldi. Orada bir hareketlilik oldu. Dolayısıyla bugün bu detayı konuşacağız. Tülay Ateş dosyasında da adım adım ilerleyişimi sürüyor. Aile yeni şeyler hatırlıyor. Yani benlik bir problem değil bu arkadaşlar. Hafta sonu hatırlamış Kıyafet abla bu detayı. Kızım kaybolduktan, kaybolduğu gün mü? Beni aradı. Sabah. Yani bunu gerçekten ben de anlayamıyorum. İzleyiciler de diyor. Yani Kıyafet abla durdu da diyor. Bunu yeni bu hafta sonu mu hatırladı yani diyor insan. Hayır abla, onu yayında ben kendim hatırladım, o değil. Sen mi onu hatırlattın? Evet abla, ben kendim hatırladım. Şöyle, ben dündeki yayında da söyledim. Biz jandarmaya gittiğimiz zaman bu aynı şeyi söylemişti ifade verdiğinde. Biz hastalığından dolayı inanmadık. İnanmadık derken bu kişiyi de tanımıyorduk zaten. O telefona inanmadınız siz. Ya şimdi telefon hatıra defterinden çıktığı için bir şeyi anlayamadık. Hatıra defterinden çıktı o telefon çünkü. Anladım. Bir şey hocam, biz neye gireceğiz? Ne istiyorsunuz Oktay'ın? Neyine giriyoruz biz? Ha tamam tamam, biraz sonra girsek onu olur mu? Ha tamam tamam. Şimdi hafta sonu Kıyafet abla ekibime de haber veriyor. Bu kız kaybolduğu günün ertesi günü mü? Sabah abla. Sabah. Jandarmaya biz ifade vermeye giderken. Yani 5 Eylül'de kayboluyor akşam gece. 6 Eylül'ün evet. Sabahı Kıyafet ablanın telefonu çalıyor. Evet. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Tanımadığım bir numara. Açtın. Evet. Evet açtın. Anne dedi, ben iyiyim, beni merak etme dedi. Dur, öyle anlatmadın ama sen. Bir adam açmış, Tülay'a vermiş. Evet, verdi. Ondan sonra konuştu. Tekrar ikinci günü yine şey yaptı. Anne dedi, böyle yaptı. Anne, abla, kızını buldun mu dedi. Bir dakika, böyle Kıyafet abla dur yine karıştırıyorsun. Abla, gözünü sen... seveyim. Dur. Valla karıştırdı yine. Benim söylediğim gibi abla iş. Bir dakika, Şakir abi sen tam anlat. 6 Eylül sabah Kıyafet ablanın telefonu çalıyor. Doğru mu? Evet abla. Bir tane adam açıyor telefonu. Adam açmıyor abla, kız direkt arıyor. Kız direkt aradı. Sen demedin mi telefonu şimdi kıza verdi? Şimdi telefonu abla sen bana bak. Şakir abiyi dinleyin bir dakika Kıyafet abla. Sabahleyin herhalde 8-15. Tamam. 8. Hani o aralarda telefon çalıyor. Şimdi karakoldaki ifadeye göre söylüyorum ben. Çaldığı zaman ilk telefonu açan Tülay. Ne diyor? Anne diyor, beni merak etmeyin diyor. Ben iyiyim diyor, elinden kapıyorlar telefonu. Evet. Elinden kapıyorlar. Evet. Kıyafet abla senin numaranı ezbere bilir miydi Tülay? Biliyordu. Hepimizinkini bilir abla. Ezbere bilirdi ya. Hepimizin telefonunu ezbere bilir. Evet, hepimizin biliyordu. Biliyordu. Peki Kıyafet abla sen onu önemsemedin mi? Yani sen böyle birileri seni kandırdığını mı düşündün yoksa senin kızın mıydı gerçekten? Evet, aynı öyle düşündüm. Bir de sen kızının sesini tanımaz mısın? İlkten... Tülay dedim, sonra öyle deyince Tülay sen misin dedim, böyle yaptı hemen, hayır dedi ben değilim, hemen pat kapattı telefonu. Ama ilk cümlesi ne oldu? İşte anne beni merak etme, gözün arkada kalmasın dedi ya. Ben de ondan sonra... Gözün arkada beni, kalmasın sen şu an ekledin. Öyle bir şey demedi. Yok dedi ilk kez. Hafta sonu böyle anlattı? Ondan sonra ben dedim ki Tülay sen misin dedim. Abla ifadeye dedim, göre şey yapacaksın. Dedim. Sonra dedi hayır dedi ben değilim dedi. Kapattı telefonu. Sen sonra bunu Şakir abiye söyledin mi? İşte jandarma gelince ifademi verdim. Sen de sonra öğreniyorsun aslında. Jandarmada biz bunu... İşte ifademi verdim. Evet, ama bu kişiyi bilmediğimiz için... Telefon da zaten bilmiyorduk kimin olduğunu. Şimdi o telefon... Kime aitti onu da bilmiyorduk yani. O detayı Kebriye Hanım siz söyleyin. O telefon çıkmıyor. Değil mi? Siz de aradınız ya yukarıda. Evet Fulya Hanım, biz o yani jandarmaya ifade verildiği için jandarma araştırmış ve o telefonla ilgili olarak bir kayda ulaşılmamış. Yani o bir gazetede gazetenin santral numarası gibi çıkmış. Daha sonra o gazetede çalışan insanları kimin aradığına dair bulunamamış. Jandarma onu bulamamış.
Bir de orada şöyle bir şey var. 8 dakika görüşülmüş ve kıyafet jandarmanın da araştırma tutanağında, yani kıyafet ablanın söylediği süre çok kısa. 8 dakika ne konuşulduğunu kıyafet abla bir türlü anlatamadığı için çok şey gelmemiş, inandırıcı gelmemiş açıkçası. Kıyafet abla 8 dakika konuşmuşsun o söylediğin telefonu. Şey, jandarma o zaman demiş abla, ki abla o telefon Adana'da şimdi bir gazetenin şeyi çıktı. Biz evet. Jandarma araştırdı. Oradan uzantısı İstanbul'a kadar geldi ve ama bu telefon bir bayanın üzerinde çıktı. Ama şirkete ait bir telefonmuş. Yani bizim bunun verdiği ifadeye göre konuşursak. Ama o numarayla şimdi kıyafet abla diyor ki anne işte ben iyiyim dedi diyor. Yanındaki adam telefonu kaptı kapattı diyor. Söylediğin şey 20-30 saniyelik bir şey. Evet. Ama senin bahsettiğin saatte o yabancı numara ile sen 8 dakika konuşmuş gözüküyorsun. Kıyafet abla ya sen bir şey saklıyorsun. Vallahi işte, billahi, ben artık dayanamıyorum. Yok abla, vallahi. Vallahi bence ya, sen bir şey saklıyorsun. Bak vallahi billahi yemin ediyorum öyle abla, ama. Zaten bak, bir şey. Abla. 8 dakika ne demek yahu? Bak jandarma bile bana aynı şekilde kızdı dedi abla ki. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben Tülay'ın olduğuna zaten inanmadık biz o telefonu. Tamam. Jandarma da inanmadı. Neden? Çünkü Tülay'la olmuş olsaydı, eğer Tülay olmuş olsaydı zaten hepsini duyardı. Duyardı yani. Sonra ikinci... Hadi aradıysa Şakir abi. He? Hadi aradıysa. Hadi Tülay'sa yani. Sen yani inanmadık diyorsun ama yani ilk başta inanmadık diyorsun ama şimdi de mi inanmıyorsun öyle bir telefon geldiğine? Abla gene aynı fikirdeyim ben. Ama Oktay'ın telefonu çıktı. Verdiği ifadeye göre 19-10. Ama telefon onun çıkmadı. Önce ben bir... Hayır, o telefonun Oktay'a ait... Abla. Hayır, Zekiye yanlış biliyorsun. Yanlış körü şey yapmayın. Körü de Oktay'ı şimdi şey yapmayalım. Tamam şüpheli müpheli diyoruz ama... o numara, annenin konuştuğu numara... böyle şey değil, bir gazetenin, bir medya kuruluşunun... santral numarası gibi bir dur. Ya o anda değiştirildi o numara hani oluyor ya... başkalarının numarası yani olabilir için, başkaları şey kullanıyor. Ya da o şirkette çalışan birinin... santral de değil bir şekilde şey, geçmiştir. Şirket numarası gibi. Değil. Evet abla şirket, ha, şirket numarası. Şimdi ben biz araştırdık onu yani. Yalnız bana garip gelen bir şey. Jandarma da araştırdı onu. Biz 1,5 aydır yaklaşık haftalardır buradayız. Son gören kim? Hiç mi haber yok? Sürekli konuşuyoruz. Bu kadar önemli bir detay. Niye bizden saklandı bugün söyledi. Saplanma yok abla. Yok. Bunu biz bilmediğimiz için diyorum. Bak jandarma bunu araştırdı. Araştırdı. Ben de o tutanak. Öyle böyle şirketleri hani çıkınca biz bunu bıraktık. Aramış var, ama. Unuttuğumuz bir şey var mı diye şey yaptık. Tereddütte kalıyor. Düşünüyor. O gün ben... Kıyafet abla 8 dakika kimle konuştun peki işte, o sabah? Bu önemli. İşte 8 dakika... Beni hani dedim beni mi kandırıyorlar, benden dalga mı geçiyorlar dedim. Hani ikinciye yine şey yaptı, dedi teyze dedi kızınızı buldunuz mu dedi. Bana böyle gizli numaradan... Aynı numara mı? Aynı numara, gizli numaradan aradı, kızınızı buldunuz mu dedi. Sordu. Ben bulamadım, bulamadık dedim kızım dedi. Sen demedin mi sen kimsin diye? Dedim, kızım sen kimsin dedim. Bak ben rahatsızlandım dedim. Bak tansiyonlar mı yükseliyor, şekerim çıkıyor dedim. Rahatsızlanıyorum, benden dedim dalga geçmeyin dedim. Pat kapattı işte o dakikada. Erkek miydi kız mıydı? Kızdı, kızdı. İlki de kızdı, yani ilk evet, Tülay olduğunu söylüyorsun. İkinci de kızdı, İkinci, öbür de kızdı. İkinciye bir daha arıyor. Evet. Öyle bir kayıt var mıydı ki? Gizli numaradan Fulya Hanım. Gizli numaradan aradı. Ama numara falan yok. Senin jandarmaya söylediğin, telefon olarak da verdiğin... Evet. O numarayla senin görüşmen 8 dakika. 8 dakika dememişti. 9 dakika dedi ya sana. Tamam daha şeyi. Şeyi ama o telefon... Yafet abla 9 dakika ne konuştun sen o numarayla? İşte Fulya Hanım. Kızım sen misin? Kızım neredesin? Ama kızım bak benim şeylerim oldu. O ne dedi? Bunu söyledim. Anne ben iyiyim beni merak etme. Ama Fulya abla o kayıtlarda çıkmadı ki. O kayıtlarda çıkmadı. Evet, telefon çıkmamış. Kayıtlarını biz vermiştik jandarmaya. Tamam. O kayıtlarda da çıkmadı yalnız. Çıkmamış. Bu 8 çıkmadı. Dakikalık konuşma çıkmadı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.